Muscle Balance'ın sunduğu çekim arası sohbetlerinde konuğumuz efsane, yılların eskitemediği. Arkadaşlar, Acı Badem'de bir röportaj yaptık. 2016-2017 olabilir. O tadı çok kere yakalamaya çalıştık. Tamam, çok şükür yakalamış olabiliriz. Ama o röportaj unutulmaz. Güzel enerjiydi o gün. Yine böyle açık hava dedik. Sonra hep içeride yaptık. Hep salonlarda yaptık diğer çekim arası sohbetlerini kardeşim. Bugün yine açık havada olsun diye teklifi ben yaptım sana. Sen de kabul ettin. Çünkü hava çok güzel. Pırıl pırıl bir ortam. Enerjimiz yüksek. Yine böyle güzel, insanların keyifle seyredebileceği. Hatta yine 2017'deki röportaj gibi yıllar sonra da kullanılabilecek, editlenebilecek. Güzel bir hatıra bırakalım bugün. O görüşteyim, o dilekteyim. Anonsu yapmadık ama anonsu yapıyorum. Karşınızda Serdar Aktolga. Çok teşekkür ederim. Uğurlu Sezer. Saygılar olsun. İki efsane bir arada diyormuşum. Burayı keserim. İki efsane ayıp olur. Hocam nasıl gidiyor? Valla değişik bir yol ama keyifli gidiyor. Yeni bir hayat, yeni bir bakış açısı. Tamamen artık antrenörlük ve eğitime yöneldiğim bir zaman oldu. Periyodik olarak 4 sene içinde yavaş yavaş vücut geliştirmeden uzaklaşmaya başlamıştım. Bundan 2 sene evvel bir denemem oldu. Yine acaba ne başarabilirim diye. Çünkü kendi kendime vermiş olduğum bir söz vardı. 50 yaş üstü dünya şampiyonluğu gibi. Ama denedim, olmuyor yani. Vücudum eskisi cevap vermiyor. Ben aslında hani derler Eye of the Tiger. Hani kaplan gözünü kaybetmişim. Tabii 55-56 tane yarışma galiba tahmin ediyorum. Bunları tamamladıktan sonra yaklaşık 30 senelik bir kariyerin üzerine şeylerin eskisi gibi olmasını beklemek biraz hayal ürünüymüş. Evet, kendime özgüvenim tamdı. Denedim ama ortaya çıkan görüntü ya da benim formum, deri inceliğim her şey çok farklıydı. Ve ilk defa yaşın yer çekimi kanunlarının farkına vardım. Ondan evvel çok farklı bir görüşüm vardı. Her şeyi başarabileceğimi düşünüyordum ama 52 yaşından sonra bir şeyleri başarmak bu işle ilgili gerçekten çok zormuş. Çok iyi durumda olup yapan yurt dışında vücut geliştirmeci arkadaşlar var. Ben beceremedim. Yine anekdot olarak kullanalım. Ahmet Hoca bana bunu 2007'de söylemişti. 4 yaşından sonra vücuduna hakim olamayacaksın ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demişti. Ben tabii o zaman bunu bana söylediği zaman 37 yaşındaydım. Ya ne diyorsun, ihtiyar dedim kendi kendime. Ondan sonra geçen yine tabii ki çok sık uğruyorum hocama. Çok saygı duyuyorum ve birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman görüşüyorum Ahmet'in önündeyle. Dediklerinde haklı çıktı. Çünkü 4 yaşından sonra bicepsin de boyu kısalıyor. Kuatrisepsin de boyu kısalıyor. Biceps femorisin de boyu kısalıyor. Aklın da kısalıyor. Yani eskisi gibi vücuduna yön verip muscle mind connection'ı sağlayamıyorsun. Ondan sonra antrenmanları istediğin kadar çok teknik bil yaptığın zaman fayda göstermiyor. Hatta kullandığımız farmakolojik ilaçlar bile reseptörler artık yeter dediği için eski randımanında eski performansını göstermiyor. O yüzden kabul edip bunu, zamanın geçtiğini kabul edip, yer çekimi kanunlarını kabul edip vücut geliştirmeyi son 4 senede periyodik olarak dozlarını azalta bırakmaya başladım. Yaklaşık tabii ki prime zamanından 17-18 kiloya kadar hafifim. 93 kiloya kadar düştüm şu anda. Hocamla anlaşmaya çalışıyoruz. Çok zor olacak ama başaracağız. Yüksek kalori besleniyordun. Yüksek protein alıyordun. Kaç öğün besleniyordun mesela? 4-5 öğünde işi hallediyordum. Mühim olan yediğim gramajdı. 5 öğünde ben 100 gram yulaf, 700 gram pirinç, 1 kilo kırmızı et, yarım kilo tavuk, 20 tane de yumurtayı yiyebiliyordum gün içinde. Ondan sonra sınırsız kuru yemiş hakkım olurdu. Ve yanı sıra suplement olurdu yani. Bir şey içerdim yani. Kreatin, glutamin kullanırdım. Ya prime zamanımı sanıyorsan beslenmem bu şekildeydi. Evet. Karbonhidrata çok önem verirdin. Karbonhidrat yemeden bir cacık olmaz senden. Lafım şimdi arasında. Bir daha söyle hocam. Karbonhidrat yemeden bir cacık olmaz senden lafının hala arkasında. Peki geldik günümüze. Ne oldu? Günde tek öğün yemek yiyorum. Çünkü yıllarca kaplan gibi yemek yediğim için, kaplan gibi beslendiğim için çok fazla bir yemeğe ihtiyaç duymuyorum. Sabah kalkıyorum, bir tane elma yiyorum. Ondan sonra saat 1:30-2 gibi cime geçiyorum. Hem danışanlarımla beraberim hem de çok sevdiğim arkadaşlarım var. Onlarla antrenmanımı, egzersizlerimi yapıyorum. Antrenmanımı yaptıktan sonra akşam eve gidiyorum. Akşam evde yine tavuk, pilav, brokoli yapıyorum kendime. Ama arkadaşlarımla sohbet edip buluşacaksam ya da bir date'im varsa, bir meet'im varsa, hani birileri görüşeceksem, o zaman dışarıda onların seçmiş oldukları restoranda onların istedikleri her şeyi yiyip sohbet edip muhabbet edip günümü tamamlıyorum. Eve döndüğüm zaman şu anda mevsim meyvelerini yerim akşam. Çilek yiyorum mesela şu an her akşam. Ben de çok seviyorum ya. Çilek şu an çok iyi gidiyor. Buz gibi çilek çok iyi gidiyor. Tuzsuz fıstık severim. Tuzsuz fıstık yiyorum. Survivor manyağı oldum. Ben de seyrediyorum vallahi. Çok keyifli geçiyor bu sene. Oradan arkadaş Atakan arkadaşın benim bildiğim, değil mi? Tabii tabii ki. Atakan'la güzel sohbetlerimiz, muhabbetimiz olmuştur. Atakan'ın taraftarıyım zaten. Onu tutuyorum. Destekliyorum kalbimden kardeşim. Duydunuz, Atakan taraftarı. Evet, Serdar Hoca. Ondan sonra tuzlu fıstık, tuzsuz fıstık, Survivor. Yiyorum, Survivor, muhabbet. Belki sonra biraz YouTube takılıyorum. Ondan sonra tutmuş olduğum takımı destekliyorum. Onunla ilgili haberlerim. Galatasaraylısın. Galatasaraylıyım. Koyu bir Galatasaraylıyım. Ondan sonra bırakıyorum tempoyu, uyuyorum. Dondurma yiyordun eskiden. Eski videolarımızda söylüyordun.
Hala var mı dondurma sevdan? Sen güzel yakalıyorsun beni. Sevgili dostum, şöyle ki günde bir öğün yiyorum ve beslenmeme dikkat ediyorum. Farkındaysan yine tavuk pilav brokoli yiyorum yapıyorum. Temiz beslenmeye çalışıyorum. Temiz beslenmeye çalışıyorum. Neden diye soracaksın. Neden diye soracaksın. Cevabını vereyim. Zaten arkadaşlar da merak ediyordur. Sevgili dostum, ben obez ya da şişman gezemem. Biliyorsun ki futbol branşında da olsun, herhangi bir spor branşında da olsun, bıraktıktan sonra genelde emekli yardıktan sonra sporcular jübilesini yaptıktan sonra diyelim aşırı kilo alıyorlar. Evet ya, yani hakikaten yakışmayan durum gibi oluyor. Evet, şimdi yıllarca profesyonel spor yapmış birisi bence zayıf ve atletik kalmalı. Ben de bu çabayı gösterdiğim için vücudumdan da yaklaşık 2 sene oldu farmakolojik ilaçları bırakalı. Hatta TRT, bu testosteron yerine koyma tedavisi falan bile 8 aydır yapmıyorum. TRT de yok. TRT de yok. Bunun da bir sebebi. Arkadaşlar, testosteron replacement terapi, yani ufak dozlarda testosteron yükleme. Evet, onu da almıyorum. Yaklaşık 2 senedir bu şekilde davranıyorum. İster istemez başlangıçta da bu kilo kaybımın sebeplerinin başlangıcı. Ben bu işe başladığım zaman 69 kiloydum, 67 kiloydum. Zaten ince bir yapım vardı. 1989'da zayıf bir çocuk olarak başladım. Ben kazandığım her kiloyu, her adeliği savaşarak, mücadele ederek, müthiş bir disiplinle, belki gençler bilmiyordur ama jenerasyonun vücutçuları çok iyi bilir disiplinimi ve vücut geliştirmeye bakış açımı. O fiziği ben çalışarak inşa ettim. Benim genetik olarak herhangi bir üstünlüğüm yok, üstünlüğüm yoktu kimseye göre. Ben bir bodybuilding'de bir yere gelebildiysem, hani insanlar beni bir yerde takdir ediyorsa, zamanında bir 7-8 sene, 9 sene bu işin özellikle çok iyi form döneminde hani beni çok iyi yerlere koymuşlarsa insanlar gözlerinde, bu tamamen bir disiplinli ve çalışmanın bir ürünüdür. Çok ciddi bir çalışmanın ürünüdür. Ve bunu şu anda artık bıraktıktan sonra beslenmeme ekstra dikkat etmeliyim. Çünkü yiyeceğim şeker, tatlı, her akşam işte kebaplar, lahmacunlar beni istemediğim, vücudumda ilaç olmadığı için ve vücudum buna alışık olduğu için inanılmaz bir yağlanma yapar bende. Çok, aynen. Ve çok hızlı yağlanır. 52 yaşına geldim. Testosteron da her sene 1 puan düştüğünü hesap ediyorum. Bunu bu şekilde yapmalıyım. Tek yön yemeliyim ve hareket etmeliyim ki vücudum yağlanmasın. Yani olabildiğince az yağlansın ya da. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Hani kocaman bir göbek, sırtım yağlı, ense kulak bir olmuş şeklinde dolaşamam. Bu zaten hem organlarım için hem kalbim için yaşam kalitemi ve hem de sağlığımı tehlikeye atacak bir durum olur. Hani düşünsene, farmakolojik ilaçlar kullanırken 116-117 kilo adeleli bir adamsın. Tamam, yüzde yağ oranın düşük ve bunu vücut bir yarış atı gibi kabullenebiliyor. Ama ilaçları bırakıyorsun yine %600-117 ve bu sefer her tarafın yağ. Direkt yağlanmaya başlarsın. Bu çok riskli bir şey. Kalbin için kötü bir şey dostum. O yüzden tercihim zayıf olmak. Tabii ki şunu hemen altını çizelim. Aslında en çok merak edilen sonu Ahmet abiyle açık, yani bir tane de resim paylaştım. Yani bu bir tercih. Tercih. 90 kilo olmak istiyorum. Hafif olmak istiyorum. Zıplaya oynaya gezmek istiyorum. Tamamen tercih. Hani 100 kilo, 105 kilo işte haftada, işte mesela bütün vücutçular bunu işte Fit de paylaştı. İşte haftada işte 400 mg spironit alıyorum. Biraz bu yağ yakıcı bir tane şey var, peptit hormon var, onu alıyorum. Bu şekilde idame ediyorum. O da TRT yapmaya çalışıyor gibi aslında, değil mi? Aslında çoğu TRT yapıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Bir adelik, yani şimdi kralı olsa, kim olursa olsun 2 sene ilaç kullanmazsan benim gibi incelirsin dostum. Aynen öyle. Yani bu kadar basit yani. Bunun bir matematiği ya da bir şeye bağlamanın bir anlamı yok. Yani şu an alalım herhangi bir vücutçu, istediği kadar adelli olsun, 2 sene tek öğün yemek yesin benim gibi, normal egzersiz yapsın ve farmakolojileri bıraksın, zayıflar yani. Ya neyse ona döner. Neyse ona döner. Bu kadar basit yani. Görmüş olduğumuz bütün fizikler bir illüzyon. Bir iki farmakolojik maddelerin çok önemi var bu fizikleri yaratırken. Ha tabii ki sırf buna bağlamak, ilacı bastı, şişti falan gibi bu tip cahil cüveyla sözcükleri kullanmıyorum. Ama ilaçlar bu işin gerçeği yani. İlaç kullanmadan o fizikleri yapmanız imkansız görmüş olduğunuz. O kütle hepsi, zor. Hepsi Marvel komiksi yani. Marvel komiksi yani, hepsi şey, yalandan öteye gitmez. Şimdi bu tip gerçekler varken benim zayıflamamda çok enteresan bir hal olması. Çok çok doğru. Neden doğru? Şimdi 30 sene boyunca bir işin lokomotif görevi üstlenmişsin. 365 gün soyunduğun zaman bir gösterecek bir şeylerin olsun demişsin. Ama ne yazık ki tamam, bunları algılıyorum. Bunların savunucusuyum zaten. Vücut geliştirme yapanlar için hala bu görüşlerim geçerli. Ama yer çekimi kanunları var. Ben bir plan yaparken yukarıdaki Allah da benim için başka planlar yapıyor. O yüzden benim bu sebeple yani zayıf görünmem tamamen bir tecrübe meselesi. İnsanlar bu konuda endişelenip bir meraka düşmesinler. Zayıf olup hareketli olmak istiyorum. Hatta Caddebostan sahilinde sabah koşarken göreceksiniz yakında beni. Kendimi bu tip bir hayata sağlıyorum. Yine altını çizelim. Konu başlığı olsun.
Ben vücut geliştirme sporunu yıllarca sağlık için yapmadım arkadaşım. Çünkü vücut geliştirme sporu sağlık için yapılmaz ileri düzeyi. Bu kadar basit. Evet. Profesyonel bir sporcuysan bu herhangi bir yaşta olabilir. Sağlık için yapmıyorsun. Ha, futbol da öyle. Profesyonel futbolcu sağlık için yapmıyorsun. Aynen öyle. Para kazanmak için yaptık. Ben de bu işi para kazanmak için yaptım. Belirli bir yere gelebilmek için yaptım. Mücadele ettim. Hani gerçekten yarışmayı çok seviyordum. Ben yarışmacı bir adamım. Yani ben mücadeleci bir adamım. Yarışmacı evet. bir adamım. Ben bu işi işte böyle atlet giyeyim, damar damar kollarla gezeyim, yolda bu işi rüzgarını yapayım falan filan için yapmadım. Ben gerçek anlamda bir vücut geliştirme sporcusuydum kardeşim. Ben vücut geliştirme için yaptım. Ama başarılı değildim ama başarısızdım. Sonuç itibariyle 55 tane yarışma yaptım. 36 tanesi uluslararası ve bununla gurur duyuyorum yani. Yani kolay bir iş değil bunu yapmak. Anlatabiliyor muyum? Hatta hocam Türkiye'nin her yerinde seni tanıyorlar. Peki nasıl tanıdılar? Abi ben bir çığlıktım vücut geliştirme. Aynen öyle. Türkiye'de. Ben bir çığlık attım. Vücut geliştirme diye bir çığlık attım ve bu sesim şu anki hala 20-18 yaş grubuna bile ulaştı. Evet. Bununla ben gurur duyuyorum. Çünkü ben yanlış mesajlar vermedim. Doğru mesajlar verdim hep. Bu konuda da içim çok rahat. Yani elimden geldiği kadar doğru hareketler yaptım aslında kariyerimde. Evet, aynen öyle. Hani, tabii ki mükemmel bir insan değilim. Tabii ki benim de hatalarım olmuştur. Tabii ki kırdığım, üzdüğüm insanlar olmuştur. Hepsi haklarını helal etsin. Ben bu işi bıraktım. Antrenör olarak devam ediyorum. Eğitim sistemi var. Ona faydalı olmaya çalışıyorum. Yine bütün profesyonel sporcular ama altını çiziyorum. Profesyonel sporcular kapım açık. Yarışma hazırlığı olsun, bilgi olsun. Hepsini bilgilerimi paylaşmaya hazırım. Ama kendi öğrencilerim, uzaktan eğitim öğrencilerimle ilgileniyorum. Sonuç itibariyle çok çok önemli bir, çok kıymetli bir konu daha var. Bütün üniversiteler beni davet ediyor ve üniversite, il, Türkiye'nin her tarafını geziyorum. Bu davetler de benim çok hoşuma gidiyor. Değerlendiriyoruz. İmza günleri olsun, üniversiteler olsun. Bunları artık vaktimi harcıyorum. İnsanlara güzel bir enerji veriyorum. Onlardan güzel bir enerji alıyorum. Burada da hayatımın şu aşamasında kendimi olabildiğince, vücut geliştirme hayatından çıkıp olabildiğince keyifli, neşeli ve mutlu kılmaya çalışıyorum dostum. İnsan mesela eski ağırlıklarına çıkamadığı zaman, salonda gittiğin zaman hala o ağırlıkları kaldırmak istiyor musun? Yok istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Çünkü o konu kapandı. Orada o konuyu artık bir noktayı koyduk. Şu anda yaşıma göre ne gerekiyorsa o antrenmanı yapıyorum tabii ki. Zorlamanın ya da inatlaşmanın herhangi bir şekilde bir anlamı yok. Yani bana bir şey getirmez artık. Yani tamamen eklemlerimi, adellerimi, ileriki yaşları hazırlayacak antrenmanlar yapıyorum. Kardiyo haz ekli geliyor artık diye düşünüyor musun? Yok hiç. Şöyle yani, bir şeye girdin mi? Tarihinde girdim de sevmezdim. Hiçbir zaman sevmedim. Kardiyo sevmiyorum. Çok insan kardiyo sevmez. Sıkıcı bulur. Sıkıcı değil, gereksinimdir yani. Ben her zaman şunu savundum. Sen de biliyorsun. Eğer omuz başın kesikse, mide adilerin gözüküyorsa, sırtında belin arkası herhangi bir fazlalık falan yoksa kardiyo yapmak vücut geliştirmeciler için. Sadece bu da sigara içmek gibi psikolojik bir şey yani. Hani bırakılabilir. Çok önemli bir elzem bir şey değil yani. Yine diyecekler Serdar Aksoğlu'na kardiyo yeni ayar verdi diye. Hani ben gülüyoruz sabahları işte psikiyatrisi koyuyorlar ya bunu. Bir sürü arkadaşım yapıyor zaten. Her sabah 5.30-6'da kalkıp bisiklet seviyorum yapıyor. Hepsini ama boşa bisiklet çekiyor. Boşa küre çekiyorlar lafının evet. Tam karşılıkları yani. Formda olanları için söylüyorum. Gerçekten aralarında hiç kardiyo ihtiyacı olmayanlar var. Bence o biraz alışkanlık. Abi veya kendini iyi hissetme sebebi. Ya hastalık da kardeşim şey misin yine ben aynı şey manita mısın yani anladın mı? Nedir be abi her sabah kardiyo? Abi çok zevkli. Ben de çok iyi hissediyorum. Ama adale kazancı çok düşüyor. Testosteron düşürüyor kardiyo bir kere. Bana bu bilimsel çalışmalarla evet. ispatlanmış hani. Araştırsınlar. Kas kaybı yaşıyorsun değil mi? Kesin. Kas kaybı yaşamasam bile çok faydalı görmüyorum. Ama bak yine altını çiziyorum. Burada şimdi kardiyoya işte hayır dedi değil. Ben milyonlarca okyanustaki böyle milyonlarca kum tanesinden bir tanesiyim. Ben kendi tecrübemi söylüyorum. Kendi bakış açımı söylüyorum. Anladın mı? İsyan benim dediğimi haklı bulur. İsyan bulmaz. Yapmasına kardiyo zaten farkı görecekler. Ama bak yine altını izliyorum. Formda bir insanı kardiyo yapmasına evet, bu çok önemli. Formda değilsen zaten daha konuşmaya gerek yok. Abi sabah akşam 45 dakika kardiyo yapan vücutçular görüyorum. Türk vücutçuları. İşte diyorlar ki işte Ronnie Coleman da öyle yapıyordu. Kai Green de öyle yapıyordu. Kardeşim 90 santim bacağı var adamın. 145 kilo. 330 pound geziyor off sezonunda adam. Tabii ki yapacak yani. Evet doğru. Anladın mı? Adam 90 kilo 25 gram adile var üstünde. Hala sabah akşam kardiyo yapıyor. Olum da yakıyor yani. Ya bak bir şey yakmak değil kardiyo. Adelek derinliği, adelek şeyi, ondan sonra rahatlatmak, reseptörleri boşaltmak, ondan sonra hani o ruh halini rahatlatmak, anladın mı? Ama bir görev değil. Yapmazsan çok daha iyi olursun, çok daha sağlıklı durursun. Anladın mı? Peki testosteron düşürür dedin. Açar mısın biraz bunu? Abi bu konuda %100 eminim bunu kendi tamam. gözlemimde. Kesinlikle bence performansı etkiliyor yani. Testosteronun performansını vücutta yakar. Şeyi etkiliyor. De etkiler mi? Ya bu çünkü... merak ettim şimdi. Ya dışarıdan şimdi bütün vücut geliştirme sporu vücutçuları aşağı yukarı 1-1,5 gram civarı testosteron alıyor.
o konuyu etkilemez. Hiç yanından bile geçmez değil mi? Yanından bile hissetmezsin geçmez. Hissetmezsin bile. Evet, hissetmez. Ama normal... Makine gibi geziyorlar. Ama normal 40-45 yaşında bir adam her sabah gitsin bir saat bisiklet yapsın, akşam bir daha bisiklet yapsın. Bu testosteron cinsel performansını da etkiler. Elini ayağı titrer zaten. Ama dışarıdan bir gram testosteron aldıkları için o kardiyoları yapıyorlar zaten. O enerjiyi bulabiliyorlar. Doğru tabii. Ya, uzun yıllar testosteron ve steroid aldın. İnsanın evet. Erkeği çok güçlü yapıyor. Çok iyi hissettiriyor. Sonuçta dışarıdan aldığın şey seni çok mutlu hissettiriyor. Doğru mu? Böyle şey gibi geziyorsun. Makine gibi geziyorsun. 28 sene X-Men gibi yaşadım tabii. Peki, dünyanın bu arada en büyük bağımlılığı steroid bağımlılığıymış diye okudum. %100 katılıyorum. Yani ne kumar, ne alkol, ne başka bir şey. Evet. Dünyanın en büyük bağımlılığı demişler. Ben 30 senelik bir profesyonel vücut geliştirme sporcusu olarak bunu onaylıyorum. Bu steroid kullanımı bir bağımlılıktır. Bağımlılık yaratır. Kolay kolay vazgeçemezsin. Bunun için ciddi tedavi olmak lazım. Bazı insanlar bunu kendi gücüyle yenebilir. Bazısı ailesinin desteğiyle yenebilir. Kendini bu sona iyi hazırlamalısın. Ben kendimi bu sona iyi hazırladım Uğur. Ve yaklaşık 6 aydır da bir endokrinoloji doktoruyla tedavime devam ediyorum. Yani kendi kafama göre artık herhangi bir şekilde aspirin bile almıyorum, öyle diyeyim. Ya tamamen kendi hormonlarım. Aslında doktora da şu şekilde gittim. Bıraktıkları zaman arkadaşları buradan da tavsiyem olsun yine. Bıraktığınız zaman kardeşim bir sene, bir buçuk sene ara verin. Ondan sonra gidin bir endokrinoloji doktoruna. Bu işten anlayan, fitness'tan, bodybuilding'den biraz anlayan. Ona deyin, teslim olun. Deyin ki ben bu bokları yedim. Pardon, affedersiniz. Bunları yedim. Ondan sonra ben bu kadar vücuduma kötü davrandım. Bu saatten sonra ben sizin kontrolünüzün altında kalıp sizin dediklerinizi uygulamak istiyorum. Beni, yaşınız neyse, 42, 32, 50, 60, 70 neyse gidin. Ben yaşımın adamı olmak istiyorum kardeşim deyin. Ben öyle yaptım, teslimiyetçi oldum. Şu anda da bu şekilde devam ediyorum. Yani ben öyle bıraktım. İşte pregnant olayım, PCT yapayım. Hani o iş yandı gülüm ketel elva. Ben onlara inanmıyorum. Hepsini yaptım, yine bildiğimi söylüyorum. Yani bir testosteron, bir kür yaptın. Yani bunun geri dönüşümü yok. Yani mutlaka bir zarar göreceksin o işten. Ama psikolojik olarak, ama cinsel olarak, ama psikolojik olarak bu işten zarar görmeme ihtimali bir insanın yok. Ben 6 sene ilaç kullanayım. Masteren kullanayım, tramadolan kullanayım. Kısa esterle kullanıyorum, bana bir şey olmaz. Böyle bir dünya yok. Sen bunu vücuduna aldın mı? Bağımlısı oldun. Bu kadar basit. Yapan yine yapacak zaten. Ben çıkıp steroid kullanmayı yapmayın bunu asla filan desem ne olacak ya? Kim umurunda sallar, anladın mı? Herkes bunu yapmaya devam edecek. Ama bu işin sonunda bunlar var. Yaşarken bunları yaşayacaksınız. Bıraktıktan sonra da bunlar olacak diye insanlara uyarmak benim görevimdi. Şöyle şeyler oldu, yakınmalar oldu. Dediler ki ya yıllardır kullanıyorsun bunu, neden daha evvel yapmadın? Sen söylüyorsan da kullanıyorum. Kullandığım bir şeyi hala nasıl sana şey yapabilirim? Bıraktıktan sonra bu videoları yaptım. Neden bıraktıktan sonra yaptım? Çünkü bıraktıktan sonra bir tecrübeye sahiptim. Bilgiye sahiptim, donanıma sahiptim ve bu sebepten bu videoları yapma cesareti gösterdim. Anladım. Buradaki çizgiyi iyi yakalayın arkadaşlar. Peki şeyi merak ediyorum, doktora gittin. Evet. Peki doktor sana ne dedi? Mesela vücudunda belli tahribatlara yol açmış mı? 30 senelik bir kür kullanımı. Tabii ki kullanımı. Olmaz olur mu? Olmaz olur merak mu? Merak ediyorum. Mesela ne konuştunuz aranızda? Ne anlattı? Abi bir kere dedi? Bir dönem yaklaşık 2,5 ay kadar tansiyon ilacı kullandım. Şimdi doktor bıraktı dedi, her şey normal seyrettiği için. Good başlangıcı var. Yani bu iyi bir şey değil ki. Good ilacı kullandım bir dönem. O da yaklaşık bir 8 ay kullandım. Yine doktor şu anda bıraktırdı onu. Düzeltip bıraktırıyor sonuçta. Yani tekrardan bir reaksiyon görmüyorum. Ayaklarımda ağrılar olmaya başlamıştı. Bunun bir reaksiyonunu görmüyorum. Yani bunlar böyle vay be bak işte neler olmuş falan denilecek şey değil. Aynaya bakıyorsun, şu anda kendini biliyorum. Dev gibi görüyorsun, damarlı, geçirmez, yenilmez görüyorsun ama bunları sen de yaşayacaksın ileride. Yani. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Hani, yaşamayacaklar mı düşünüyorlar hani, acaba? Hayır şey, mesela şey de bu, ben böyle kolay kolay bir şeylere üzülmem. Resim paylaştım, işte zayıf gördüler. Böyle ya inanılmaz yorumlar var. Ölmüş bu, gebermiş. Bilmem. Ya hocam şimdi ya bu, nereden hayır, desinler? Hayır sevgili dostum, burada bu konu değil. Bunları desinler. Ya sen kendini ölümsüz, yenilmez ya da böyle ölümsüz mü zannediyorsun kendini? Ne zannediyorsun yani? Anladın mı? Çok komik bir şey bu. Yani niye bu insanların böyle bir huyu var anlamıyorum. Hani ben tabii şunu kabul ediyorum. 30 senedir kocaman gezdim. Hep popülerdim. Hep göz önündeydim. Tabii zayıf deyince bu dikkat çekecek. Ama şu anda da sen bana bu fırsatı veriyorsun. Ben zaten bunun neden olduğunu izah ediyorum. Anlatabiliyorum. Bunda çok takılacak, üstüne gidecek bir şey yok. Zayıflama hakkımı kullandım. Net. Umarım bu videodan da bu anlattıklarımdan da insanlar bir ders çıkarabilirler.
Yani şöyle, ne bence... Ne olduğunu demeyeceksin, ne olacağını diyeceksin abi. Anlatabiliyor muyum? İnsanların bazı şeylerle dalga geçirmez. Abi Türkiye'de bir adam var, bir 30 sene bu işi yapmış ve dürüst olarak bir şeyleri söylüyor size. Anlatıyor. Hocam o ne idman biliyor, ilaçtan anlamaz, yemekten anlamaz. Görüyor fotoğrafı, diyor ki... Aa diyor, bir de bir tane daha fotoğraf görüyor. Evet. O da 4 sene öncesine ait, diyor ki... Aa diyor, bak burada iyiymiş, burada ne kadar kötü. Onu bilmez, anlayamaz bile. Bak bunlar beni demiyor ama kötü amaçlı, kötü şeyler, sözler de var. Hani sanki kendisi ölümsüzmüş, hiç yaşlanmayacakmış ya da yaşı ilerlemeyecekmiş gibi düşünen insanlar da var. Yani çarpar Allah adamı. Anladın mı? Ne olduğunu anlamazsın. Sen bilerek yapılan yorumlara diyorsun. Evet. İnsanı yani seversin, sevmezsin ama hani insanın kötülüğü için, ayağını kaydırmak için ya da böyle... Mesela hani bir canlı yayında da sen işte 50 yaş, ben yapıyordum bu işi. Ulan 50 yaşına gelmişim, bana adam canlı yayında diyor ki sen yeter artık, ne zaman öleceksin yazıyor. Şimdi bu nasıl bir hadsizlik ya? Ne kadar ya hocam, bunlar abi günah. Bunlar da beraber yaşıyoruz, oksijen alıyoruz abi. Bunları aranızdan çıkartın arkadaşlar. Bunlara cevap vermiyorum. Bu da bir yani futbolcu için de var. Hepsi bu için eski futbolculara da neler yazıyorlar. Aynen. Bizim öyle. Neden böyle insanlar var? Bunlara ben üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Evet. Samimiyim. Tabii ki bunları yayınlamayacağız. Lan nasıl yayınlayalım ya? Güneşten gözlük, müsaadenizle gözlük taktık. Aa hocam ne demek? Sen taktıysan ben takayım. Arkadaşlar gözlük taktık. Gözüm o kadar böyle kısıyorum ki. Ama çok artist duruyor olabiliriz. Bir dakika, bir dakika. 3, 2, 1. Evet. Aa çekiliş yapalım hocam. Hazır aklımızdayken. Çekiliş yapalım. Çekiliş yapalım. Arkadaşlar bizim... Her zaman arkadaşlar yaptığımız... bu arada şey, gözlükleri taktık, artist demeyin. Dur çıkaralım ya, ayıp olur ya. Gözlükle de olmaz ya. Sen çıkarma. Abi Yul Brynner gibi oldun, hatırlıyor musun Yul Brynner'ı? Ama çocuklar hatırlamaz. Şey muhabbeti var ya. Ben şimdi normal normal bir yerde gidiyorum, bu Yul Brynner muhabbetlerini anlatayım. Evet. Ya resimlerimin altına hep şey yazıyorlar. İşte abi Johnny Sins gibisin, Johnny Sins'e mi diyorsun, Johnny hocam. Sins gibisin diye. Ulan... Dedim ki ya kim bu Johnny Sins? Yanımda da Mert diye bir arkadaşım var. İnşallah benziyorsundur. Dedim ki ondan sonra abi dedim kim bu? Vücutçu mu dedim Johnny Sins? Beni benzetiyorlardı hani. Abi dedi pornostar dedi. Evet vücudunu pornostar. Nasıl güldüm? Ben tanımıyordum abi. Benim ne işim olur pornoyla mornoyla? Baktın mı dedim. Videolarına? Yok bakmadım. Hayır. Bakmadım. Çok iyi ya. evet. Kendi oynamadığım filmleri sevmiyorum ya. Arkadaşlar bizim her zaman olan bir klasiğimiz var. Sevgili arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, abilerimizden hediye istiyoruz, sürpriz istiyoruz. Şimdi ben Muscle Balance'da çalışıyorum. Serdar Hoca Hardline'da. Evet. Biz de dedik ki hem Hardline'dan hem Muscle Balance'dan takipçilerimize hediye verelim. Verelim. İki tane Türk firması canavar gibi hediye verelim. Neden olmasın? Verelim. Tamam hocam, o zaman şöyle yapalım mı? Toplamda 10 kişiye yani 5 tane Hardline, evet. 5 tane Muscle Balance. Tamam. Adını da koyalım, ne diyelim? Gainer, Whey Protein, Kreatin Hardline'dan 5 arkadaşımıza. Evet. 5 arkadaşımıza Muscle Balance'dan protein tozu, BCA ve yağ yakıcı. Anlaştık, uygun. Evet. Gerekli açıklamaları okuyup doldurduğunuz zaman, takip ettiğiniz zaman çekilişimizi yapacağız. Güzel tamam. Bir çekiliş olsun. Anlaştık. Çok güzel bir işbirliği oldu. Tamam anladım. Sen anladıysan benim işte uygun. Hocam koşulara ne zaman başlayacaksın sahilde? Dedin ya hani kardiyo ve koşularda beni sahilde görürseniz şaşırmayın. Havalar ısındı. Senden teklif bekliyorum sabah yürüyüşleri ve koşuları. Peki ciddi sorayım. Koşabilir misin? Mesela ne zaman koştun en son? Denemedim. Yıllar oldu ya. Hatırlıyor musun ne zaman koştun? Mesela 5 kilometre ne zaman koştun? 5 kilometre koşmamışımdır. En hiç. Fazla şey bizim mahallede bir tane köpek var. O kovalarsa o zaman koşmuşumdur. Ciddi soruyorum ya. Abi ciddiyim bu kadar. Koşmadım yani. Niye koşayım? Bu kadar acelem yok bir şeye. Askerde koşmuşsundur. Askerde koştuk da. Kaç yaşındaydın askere gittiğinde? 20 yaşındaydım abi, her Türk. Bodybuilding'e ne zaman başladın? 1989'da başladım. Yani askere gittikten kaç sene sonra? Askere gitmeden hemen 4 tane, 5 tane yarışma yapmıştım. Tamam o zaman demek ki vücutçuyken koşmuşsun aslında. Ya o zamanlar vücutçu muydum bilmiyorum ama ondan sonra güzeldim ya, 92'de iyiydim. Eski fotoğrafların var hocam, jilet gibisin, saçın da var. Saçım var evet. Bir de saçım çok güzel var. Böyle saçım... dalgalı. Saçlarım James Dean gibiydi evet, ya. Evet evet. Fotoğrafları koyarım arkadaşlar. Evet. Böyle bir tane pozum var. Kapının oraya falan böyle bir yapmışsın. Şöyle bir pozun var. O bere var orada. Bere var evet. O resmi çok beğeniyor. Ben fotoğrafçılar, sen de fotoğraf sanatçısın. Fotoğraf sanatçıları da çok beğendi o resmi. Evet. Çok arkadaşım böyle... onu o zaman buharla çalışan bir telefondan çekmişti. Ama hep gözümün önüne fotoğraf gelir benim. Evet seviyorlar güzel fotoğraf. Sırtını iyi, öyle bakışını iyi falan. 2006 olması lazım. Avrupa şampiyonu olmuştum Frankfurt'ta. Ondan hemen önce. 2006. Çok da eski değil 2006 ama çok olmuş ya.
Yani 2006 deyince eski değil gibi. Ya 2000'de Galatasaray UEFA'yı almadı mı? Oğlum 24 sene oldu. İşte çeyrek asır, şaka gibi ya. Yine yani bazen böyle tarihleri düşündüğümde yakın geliyor ama değil. Bir 24 sene sonrası düşün, biz burada olmayacağız yani, onu demek istiyorum. Yani de, nasip tabii, takdir ilahi de. Yani mesela 2000 diyorsun, aa diyorsun 2000 çok yakın. Abi 2024'teyiz ya. Abi 24 sene neler yaşadık bir düşünsene ya. Tarihler yakın gelse de hiç yakın değil. Güzel bir hayat oldu. Razıyım yaşadıklarımdan. Çok zor bir iş vücut geliştirme. Çok. Vücut geliştirme yapmak zor. Burada yine deminki konuya geçeceğim. Vücut geliştirmeyi bırakmak daha zor. Bence yapmaktan daha zor bırakmak. Daha zor. Ya ben ateş düştüğü yere kadar ben biliyorum ne çektiğimi. Yani çok zor bir iş. Ya vücut sana bir şey soracağım. Çok seviyorum abi yani vücut geliştirme yarışmak. Yani kaçtı elimden gitti yer çekimi kanunları yüzünden. Bir şey soracağım. Çok seviyorum abi yarışmayı. Mesela caddeye çıkıyorsun değil mi? Evet. Mesela bakışlardan anlıyorsun değil mi? Ya of yani. Hani eski Serdar Aktolga'yı arıyor gözler ve seni gördüklerindeki bakışlardan ne hissediyorsun? Abi herkes bir kere mesela gittiğim işte imza günlerinde zayıflamaya başladıktan sonra imza günleri gittiğim zaman yine aynı saygıya giriyorum. Bir şey değişmiyor. İnsanlar ne yapmak istediğimi, beni, bilgilerimi artık önemsiyor ve ona saygı duyuyor. İlla herkes farkında yaşamın ilerlediğini ve aynı şekilde devam edemeyeceğimin. Beni sağlıklı görmeyen herkes bunu kabul edip benim bilgilerimden ve tecrübemden yararlanmaları öneririm. Ama yani psikolojini çok iyi tutman lazım. Çok zor iş. Zor işte diyorum. Bırakmak çok zor. Çünkü her sabah aynaya baktığım zaman mükemmele yakın bir fizik görüyordum kendime göre. Çok başarılı buluyordum. Seviyordum kendimi öyle görmeyi. Narsizm olarak değil ama kendimi hocam, bu şekilde görmeyi seviyorum. Hocam vücutçular narsist, o çok normal. Ya çok narsistik bir durum yaşamadım ben ya. Yaşasaydım... Bence ya senin de kesin vardır. Ya şu spor salonunda her yer aynı hocam. Yani ben kickbox salonuna gidiyorum, ben, bir tane aynı. Ben o şekilde onu yorumlamıyorum. Narsistlik başka bir şey. Narsist, o zaman normal, şöyle söyleyeyim. Normal bir avukat da, narsistlik normal bir avukat da, bir müteahhit de, bir doktor da, dişi de narsist olabilir. Anladın mı? Narsistliği kendi beğenme olarak mı açıyoruz? Kendi beğenme anlamına olarak açıyoruz, evet. He. Bunun ama vücutçularda kendi beğenme... Abi kendi beğeneceksen o işin altını dolduracaksın dostum benim. Altı boş bir kendi beğenme en fazla Instagram'da iki tane posttan öteye gitmez. O doğru. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani o vücut bir yandan sonra kaybolacak. Mühim olan o vücut kaybolduktan sonra o aynı saygıyı görebiliyor musun? You know? Do you understand me? Yes, of course. Özellikle şöyle bir başlık koyalım buna. Bazı sporcular vitrinliktir, bazı sporcular derinliktir. Bugün ne çalışacaksın hocam? Mesela şöyle sorayım. Kaç bölge çalışıyorsun? Bölgeler ayırıyor musun yoksa vitrin var mı? Bir daha alalım soruyu. Antrenman. Hocam antrenmanları nasıl yapıyorsun? Evet. 3, 2, 1. Hocam antrenmanları nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyorum? Valla 2005'ten beri nasıl yapıyorsam aynı şekilde devam ediyorum. Yine tek adeli. Mesela bugün ne çalışacaksın? Bugün günlerden ne? Bugün günlerden salı. Demek ki sırt yapacağım. Sırtın yanına ne koyacaksın? Sırt yaparım. Tek biraz sırt, kalf biceps, yaparım. Biceps. Sırt kalf yaparım. Sırt kalf. Evet. Mesela ısınıyorsun, bisikletle mi başlıyorsun, direkt sırtla mı başlıyorsun? Yok, direkt bir kilo öyle çok ısınmaya da gerek yok. Direkt giriyorum, başlıyorum. Tamam. Üstüne bitirdikten sonra sırtı? 30 dakika bisiklet çeviriyorum bazen. Bazen basket atıyorum. Bazen böyle bir boks torbasına 50 tane 100 tane yumruk atıyorum. Ha, bizim şey Mustafa'nın orada. Güzel. Ondan sonra o şekilde bırakıyorum antrenmanı. Çok güzel. Yani çünkü 4 yine yani 2005'ten beri ne yapıyorsam aynısını yapıyorum. Tabii ki çok fazla antrenman sistemi kullanıyordum tatmin edebilmek için adelemi. Şu anda öyle bir tatmine gerek yok. 4 egzersiz seçiyorum. 4 egzersizi 4'er set yapıyorum. 8-12 tekrar. Tamam. Bay bay. Bu kadar. Peki pump olabiliyor musun? Hayır asla. Olamıyorsun. Ne pump? Adeli bile kalmadı vücudumda. Pump ne kelime? Peki pump olmanın başta şartlarından birisi karbonhidrat değil mi? Yüksek pump karbonhidrat. Olmak için tabii ki benim şu anda yine 600-700 gram tavuk yemem lazım. Tuz, potasyum, magnezyum oranımı ayarlamam lazım. Sen bir elmayla lazım. Yanlış anlamadıysam evet, evet. İdmana yani, gittin dedin. Pump yani zaten yani bu yaştan sonra ne pump ya, ne pump? Hocam bu kadar yaş deme ya. Olur mu öyle şey? Abi önemli, ne yapayım, ne yapabilirim ki? Önemli ama mesela yeme düzenine biraz dönsen aslında yine pump gelir. Abi istemiyorum, canım istemiyor. O başka. Canım istemiyor. O başka. Evet. Çok az yiyormuşsun hakikaten. Ya canım istemiyor daha fazla yemek yemeyi yani. İstemiyor, canım istemiyor. Bir de mide küçülüyor değil mi? İster istemez küçülür. Abi farmakolojik maddelerin vermiş olduğu bir iştah var yani. İstaf var, konsantrasyon var, hedef var. Şimdi bütün vücut geliştirme sporcuları bıraksın farmakolojik ilaçları. Aynı şekilde nasıl beslensin abi? Mümkün mü? O disiplini niye sağlıyorsun? O konsantrasyonu nasıl sağlıyorsun? O muda nasıl giriyorsun? Hedef,
farmakolojik maddelerle giriyorsun. Aynen. O sana çok büyük güç veriyor. Niye o damlaları yaparken işte benim eski videolarım var. Onda tarcım zamanlarındaki gözlerinden ateşler çıkıyor. Şey var ya, rollar var ya şöyle. Abi her şey var yani. Çılgın işler var yani orada. Hani ben şimdi nasıl yapayım onu? Yok canım, onu yap demedin zaten. Ben onu şu anda 50 kiloyla bile yapamam. Yaparım. Yok. Hadi ondan sonra fizik tedaviye. Evet, yok. Kalsın hani her şey zamanında güzel. Onu demek istiyorum. Yaşla nasıl alakası yok? Yaş... söylüyorum çünkü bu alakası var canım arkadaşım. Ahmet Elin'i de sana söylüyordu. Ahmet abi alem, hala geçen gün buluştuğumuzda bana şeyi anlatıyor. Dumbbell lunge nasıl yapılır onu anlatıyor bana. Ya hocam gel dedim, bırak boş ver ya. Çok iyi ya. Hala lunge gösteriyor bana. Hocam ben zaten sevmezdim yaparken de. Sen bana lunge anlatıyorsun. Çok iyi harekettir diyor işte. Çok iyi böler quadriceps diyor. Ama ne güzel ya. Yaşında. Ne güzel ya. Abi aşık. Hani süper. Ben bir vücut geliştirme manyağıyım. Ahmet abi duble. Evet. Hatta 3, 4, 5 katı falan yani, anladın mı? Hani vücut geliştirmeyi sevmek, belirli bir kotada sevmek. Ben bir sürü vücut geliştirme manyağı tanıyorum. Bunlardan bir tanesi de benimdir. Evet. Ama ben hani bu abilerimizin yanında, çoğunun yanında ilk ona giremem yani. Talebe, talebesin onların yanında. Tabii stajyer kalırım yani. Benden çok daha şeyi var, delileri var. Ama ne güzel işte, o aşk bence onu hayata bağlıyor. Beni de öyle yaptı. Seni de öyle. Çok yaşa. Hep beraber. O aşk seni hayata bağlıyor. Herkes, yani herkesin hayata bağlanış şekli farklı. Ya vücut geliştirme bir sanattır yani. Vücut geliştirmeyi küçük göremezsin. Vücut geliştirmeyi zeki insanlar yapabilir. Profesyonel vücut geliştirmeyi. Aptal insandan vücut geliştirme sporcusu bulamazsın. Vücut geliştirme zeki insanların işidir. Aksine, piyasada bilenin aksine. Yok, çok net yani. Zeki olmazsan o hesapları, o kitapları, o bakış açısını, 16 haftalık periyodu, off sezon periyodunu, farmakolojik periyodu, hayatının 15-20 senelik bir rotasyonunu nasıl ayarlayacaksın? Plan program işi. Aptal bir insan vücut geliştirme sporcusu olamaz dostum benim. Büyük bir aşk ve yürek lazım. Bu vücut geliştirme sporcuları gerizekalıdır, aptaldır. İşte vücut geliştirme sporcularının zekalarından endişe ediyorum falan filan. Hani ya ben onları bir popomla gülerim yani, anlatabiliyor muyum? Ya bir aynaya baksınlar Allah aşkına ya, gözünü seveyim ya. Vücut geliştirme sporu öyle kolay kolay sallanacak, laf atılacak bir spor değil. Vücut geliştirme ciddi, sağlam bir spordur. Güzel bir spordur. Mesela benim hiçbir keşkem yok. Gördüğüm her türlü zarara rağmen. Çok özel bir spor vücut geliştirme. İyi ki vücut geliştirme sporuydum. İyi ki vücut geliştirme sporunu profesyonel anlamda yaptım. Ve hala iyi ki bu işin içindeyim. Çok mutluyum. Allah'tan razıyım yani, beni getirdiği noktalar için bu işte. Bir de hocam, bu kadar kolay bir iş olsa zaten bir sürü sporcu olurdu. Bir elin parmaklarını geçmiyor abi ki. Futbol, dönüp dönüp aynı insanları sayıyoruz. Futbola da bakıyorsun. 11 tane insan koşuyor. 2 tane kale var. Kalenin içine topu atıyorsun diyorsun. Ya acayip zor bir spor yani. Sen biliyorsun futbolla alakalı. Hocam bak, Arda'yı yine bu hafta da oynatmadılar çocuğu. Niye oynatmıyorlar? Vücut geliştirme sporu müthiş bir spor yani. Abi Arda yetişecektir. Ya çok umutluyum. Ancelotti'den sonra özür dilemiş galiba. Abi ben bunu anlamam. Yani benim kendi fikrimi söylüyorsam, evet, kendi benim analizimi soruyorum. Her gün yıllardır futbolda vücut geliştirme kadar takip eder. Evet, onun için soruyorum. Arda Güler seneye kiralık olarak Fener'e geri döner. Arda Real'de oynayamaz benim görüşüm. Bence oynar. Bence oynayamayacak. Oynar. En son orta sahadan attı. Kiralanacak. Net. O zaman Fener'e kiralanmasın bari. Gitsin yine bir İspanya takımına kiralanır. Bana kalsa Galatasaray'a gelebilir. Galatasaray'a zor da. Hani atıyorum. Hiçbir şey zor değil. Valencia'ya kiralansın. Abi mecbur kiralanacak. Madrid'de kiralansın. Oynamaz ya. Oynayamaz ilk 11. Yapamaz. Real Madrid'de. Olamaz abi. Olmaz. Tamam, Atletico Bilbao'ya kirala. Valencia'ya kirala. Bir yere kirala. İspanya ligine biraz daha alışsın. Ya benim fikrim işte, aynı şeyi söylüyoruz zaten. Fener'e geri gelmesin bence. Fener'e geri gelir. Ha gelirse Türkiye için çok iyi olur da. Ben Arda olsam. Ben seviyorum Arda'yı. Kumaşı da iyi. Tatlı, nazik, kibar bir çocuk. Ya. Bana öyle adam lazım. Yasin abi Fener'e gelsin. Problem bir seyredelim. Yok ben de isterim canım. Ben Arda için... Yemişim Real Madrid'de abi. Kulübede oturmaktansa Fener'de oynarım daha iyi. Ama hocam o yaşta Real Madrid'de kulübede oturup da... Abi olacak diye bir şey yok. Yani illa olacaksın, orada çıkacaksın, ortalığı sallayacaksın diye bir şey yok. Yapacak gücü görmüyorum ben onda. Evet, biraz galiba şey, fiziksel yeterliliği az. Ya Mourinho bu abi. Niye oynatmasın yani? Mourinho değil. Ne o? Ancelotti yani. Ancelotti. Pardon. Fark etmez. Mourinho'da son atmazdı bence. Ha. Fiziği yeterli değil çünkü. Değil abi. Şeyde o Fener'in bir evvelki, ben çok beğeniyorum. Jorge Jesus da onu söylüyor zaten. Yeterli değil diye oynatmadı. O da oynatmadı. Evet abi, müthiş bir hoca. Mesela bu sene İsmail Kartal'ın yanında o hoca olsaydı şu anda çok daha farklı şeyler olabilirdi yani. Oyun olabilir. Sistemi olarak. Doğru, ben hocayı çok beğeniyorum. Kaybetmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Adam başarısız değildi ki zaten. Ligi ikinci bitirdi. Kupayı aldı. Daha ne yapsın? Şu anda da biliyorsun dünya rekoru kırdı. Abi şu kadroyu o adama verse şu anda belki Galatasaray'ın önde olabilirler. Hocam Türkiye'de işte Beşiktaş'a bak, Santos'la gitti.
Samet Aybaba şey demiş, tebrik ediyorum bir sezonda 5. teknik adamı gönderdiniz demiş futbolculara. Türkiye çok zor bir ortam Beşiktaş ya. Zor. Beşiktaş'ın işi çok zor abi. O kadro, ben genç olan sporculara da bakıyorum. Hani orada ışık yok. Kadro Yamaç biraz yetersiz ya. Biraz yetersiz kadro. Beşiktaş çok para harcamak istemedi sanırım. Telefona bakabilir miyim? Çok merak lütfen ediyorum. Lütfen, neden olmasın? Alo. Telekom. Ben de bir şey sandım. Ben de heyecanlandım, bir şey sandım. Telekom altyapısıyla diye başlayan bir şey. Evet. NPC Türkiye'ye geliyor. Evet. Ne düşünüyorsun? Vallahi geç bile kaldı diye düşünüyorum. Ben yarışmaları onaylıyorum. İnşallah her sene, her sezon mutlaka NPC yarışmaları, bir iki tane ya da başka yarışmalar, Dünya Federasyonları'nın diğer yarışmaları ülkemizde yapılmasında bir sakınca görmüyorum, destekliyorum ben. Türkiye için önemli. Pro kartın Türkiye'de verilmesi önemli. Önemli. Ben artık tribünlerin dolmasını istiyorum vücut geliştirme branşı için. Mesela Türkiye şampiyonalarında hala, mesela sen yarışmaya giriyorsun, işte senin arkadaşın geliyor, teyzen geliyor, kız arkadaşın geliyor, karın geliyor, çocukların geliyor. Seni zaten ailen evde seyrediyor her gün, anladın mı? Salondaki arkadaşların geliyor, her gün seyrediyor. Ben dışarıdaki halkı spor salonunda yapılan yarışmaya nasıl taşırız? Biletli olarak nasıl içeri alabiliriz? Hmm. Bunun reklamını yapmak lazım. Bunun canlı yayınlarını TRT1'de spor programında yayınlanmasını, Türkiye şampiyonlarının bir haber niteliği taşımasını sağlamamız lazım. Ve Türkiye vücut geliştirme şampiyonlarının reklamlarını öyle yapılmalı ki kanımca bilet satasın, bilet. Yani birinci, ikinci, üçüncü şeyde mesela birinci en ön VIP bilet, ikinci sıra stadyum mantalitesinde. Olimpiya gibi yani. Evet, evet abi, kesinlikle bu şekilde olması lazım yani. Ufak talep olur mu sence? Abi mecbur olacak, nasıl olmaz? Yani bunu kurmak lazım, bu düzeni buradan federasyondaki federasyonumuzda tavsiye ediyorum. Yani bir sinemada yaparsın abi. Zor bir şey değil ki, sinemayı kapatırsın hafta içi iki gün, üç gün hafta sonu. Sinemada yaparsın. Tamam, 200 kişilik bir sinema olur. 200 kişi biletli alırsın oraya. Ve birinci, ikinci, üçüncü kademe diye arkaya doğru fiyat düşüşüyle bilet satarsın. Anlatabiliyor muyum? Hani senin yarışmaya giden sporcunun da eşi, kız kardeşi, fotoğrafçısı, ısıtıcısı da bilet alıp oraya girmesini sağlarsın. Bu hem federasyona gelir olur, hem bu şekilde bir haber değeri taşır olay yani. Değişik bakış açısı, hiç böyle düşünmemiştim. Abi bu şekilde olmalı. Yani biz Cafer Ağa Spor Salonu'nda 1990'larda içeri girerlerken dışarıdan giren siviller bilet alıp giriyordu içeri federasyonda. Türkiye Şampiyonası'nda. Türkiye Şampiyonası'na girerken. Evet. Şu anda bedava. Ben 2009'da bir guest posing yapmıştım Türkiye Şampiyonası'nda. O gün oraya giren şahısların çoğu biletli giriyordu içeri. Çok iyi ya. Sivil olanlar. Anlatabiliyor muyum? O zaman geriye gitmişiz. Ya onu ben yorumlayamam. Yani. Tabii ki o tarihlerdeki vücutçu kalitesi, ben yine iddia ediyorum şu ankinden çok daha iyiydi. Çok, bence evet. De aynen. Hani ama şu an başarı daha fazla. Ama o zaman yurt dışı gelişmeler de daha zordu. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonları. Doğru, ama mesela şu anda 3 tane 4 tane insan olimpiyaya gitti. O zaman hep tek insan, tek insan olimpiyaya ve hep ben, onu konuşuyorum. Ben olaya tabii ki hep vücut geliştirme olarak baktığım için hala hocam, olimpiya şey değil ama en üstü vücut geliştirmenin en üstü olimpiya. Vücutçu gitti mi olimpiyaya? Vücut geliştirmeci gitti. Bodybuilding, hard body'ye giren oldu mu? Hocam diğerleri saymıyor musun? Hayır, saymıyorum değilim. Tabii ki onları sayıyorum ama men fizik farklı. Men fizik gitti. Klasik fizik farklı ama hard body'ci var mı giden? Yok, açık siklet tamam, yok. Tamam, konu kapanmıştır yani. Evet. Olimpiya niçin yapılıyor esas olarak? Diğerleri garnitür mü? Evet. Ya ticari bir sektör, koskocaman bir sektör. Tabii ki men fiziğe de ihtiyaç var, klasik fiziğe de ihtiyaç var. Hepsine ihtiyaç var. Ver yansın abi, para kazanıyor insanlar. İnsanlar bu sporu yapıyor. Herkes dev gibi hard body cüsselerine sahip olmak demez ama bu işin şey raconu, Türksel Süper Lig şey, yani Süper Lig hard body'dir. Evet. Niye en son yapılıyor? Az sonra ister sonra çıkar. Bu kadar basit, konu kapanmıştır. Doğru. Hani ben böyle işte iki open class'a hard body'ye Türk vücutçu gittiği zaman Türk vücut gelişmesi de vay be aslında nerelere geldik diyebiliriz. Peki sen öyle bir şey görüyor musun, var mı? Sen görüyor musun? Ben soruyorum sana. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Ama peki ekonomik şartlar etkili olabilir mi? Türkiye'nin açık siklette yarışacak bir adam olmaması. Sponsorluk olgusu oturdu. İşte herkes işte Instagram elinde, supplementler ellerinde, bir sürü işte farmakolojik gurular, yabancı hocalar. E nasıl olmasın abi? O birisi çıksın olsun artık yani, anladın mı? Naz yapmasın yani. İnşallah. İyi sporcularımız var. Çok iyi vücut geliştirme branşında da hard body'de de ilerleyecek sporcularımız var. Ama iki dolu bir boş gidiyorlar. İsim saymayacağım. Çok beğendiğim sporcular var ve gerçekten olimpiyada yarışabilecek kapasiteye gelecek sporcular var. Konuştuğum zaman da abi niye kestin? İşte
param yetmedi, mali sıkıntılar dediğine geliyor iş, düşüyorlar. Biz yani profesyonel anlamda olimpiye hazırlamanın şu anda maliyetini böyle hesaplasak ben hesap yetmez. Altından kalkamazsın. Tabii yani hocam. Altından kalkamazsın dostum. Seyahati meyahati, vizesi bilmem ne, her şeyi problem yani. Menfizlik ne zaman çıktı ortaya? Sen yarıştığın zamanlar var mıydı? Başladığın zamanlar yoktu. Yoktu tabii, hiç yoktu. Bisikletler şöyleydi. -65, 70 kilo, 75 kilo, 80 kilo, 90 kilo, artı 90. Bayan vücut gelişimi, erkek fitness bitti. Erkek fitness dediğin şey mi oluyor? 212 mi oluyor acaba? Hayır. Klasik normal mi oluyor? Zıplıyordun, hopluyordun, mutluyordun. Nasıl? Ya, jimnastik gibi. Bilmiyorum onu. Ciddi misiniz? Tabii tabii. Allah Allah. Evet evet. Öyleydi. O da sonradan girdi. Yani 98'lerden sonra girdi. 3-5 yarışma. Sonra da baktılar ki bodybuilding çok gelişiyor. Dediler ki alt kollar açalım. Bence, değil mi? 212 abi, açalım, klasik açalım. Zekici oldu abi. Herkes o kadar büyük kütlelere sahip olmak zorunda değil. Evet tabii. Alternatif yarattılar gençlere. Bir de seyirci yelpazesini çok genişlettiler. Ben bu anki durumu onaylıyorum. Bence de. Eskiden sen de olayla böyle dedin ya, ben şortlu adam sevmem falan evet, filan. Sen o, yani, evet, o videomuz duruyor hala. Sevmem diye. Ondan ben vazgeçtim. Yani olabilir. Çünkü, düşünceler değişebilir hocam. Hayır, değişir çünkü bu kaliteye gelebileceğini düşünmüyordum yarışmacıların. Müthişler. Şimdi jilet gibiler canım. Çok acayipler jilet yani. İnsanlar şey zaten, ben fizik deyince böyle ufak, ya bunlar daha ufak. Ya o gidip karşı ya karşıya geldiğinde bu anlarsın ne kadar ufak veya büyük. Ya oldu. Ben yine şimdi burada hani Furkan'ın adını geçireceğim. Furkan Er'in. Furkan'ın da mesela resimlerde ya da videoda göründüğünden çok daha büyük şu anda. Tank gibi hocam. Tank gibi. Hani men fizik deyince işte open body düşün, onu demek istiyorum yani. Tabii anlatabiliyor canım muyum? Hani Furkan'ın yanında soyunduğu zaman çoğu vücut geliştirme sporcusu poz veremez. Yok, üstü veremez, olarak veremez. Anladın mı demek istediğimi? Ama yanında Kaygır'ın gelse Kaygır'ın da bıraktı artık. Hani. Ama hocam hala çok iyi ya. Evet. Hala ya çok iyi. Ya kategoriye göre değişir abi işte. Nasıl duracaksın Hadi Çupa'nın yanında? Tabii canım. Falan filan yani. Aynen. Vücut geçme falan evet şey gibi. Vücut ya geçme diyor. Hani olimpiyer. Evet. Büyük adamlar. Çok büyük ama tabii adamlar ki 90'lı yılların line-up'ları çok farklıydı. Ronnie Coleman, Chris Cormier, Kevin Nevron, Flex Wheeler. Hani bunların Dorian Yates. Dorian hani, Yates. Ondan sonra evet, bunların line-up'ları şu anki line-up'lardan çok daha mücadeleci, çok bence daha rekabetçiydi. De. Şimdi olimpiye baktığın zaman Derek, Hadi bakıyorsun ilk iki. Gerisi zaten çok matak fiziklerde değil. Samson Davuda var. Evet. Şimdi bir sana bir soru sorayım. Çok basit. Sana soracağım yani. İnsanları da soruyorum buradan. Ya kaç kişi Samson Davuda gibi gözükmek ister abi? Ben hiç tercih etmezler. Ama herkes Kevin Nevron gibi gözükmek ister. Tabii ki. Her tabii zaman. Anladın mı ne demek istedim? Aynen. Niye Chris Bumstead şu an çok ünlü? Çünkü, ulaşılabilir görüyorum. Ulaşılabilir. Evet. Müthiş şakım. İşte bu ya. İşte bunu koyacağım. Ulaşılabilir görüyorum. Abi. Evet. Hani Hadi'ye bakıyorsun. Ulaşılabilir. Hocam Ronnie Coleman gibi gözükemezsin ki. Evet. Yani arabayı evine atsan, ömrünü versen gözükemezsin. Yani evet. Katılıyorum. Görüşebiliriz. Ama Chris Bumstead aslında Chris Bumstead gibi de gözükemezsin ama o sana yakın geliyor. onu da şimdi ufak diyorsun. Yakından görsen soyunluk salonunda dudağım ışıklar. Tabii büyüklüğüne. Canım. Bir de çok büyük abi adam. Define halde daha büyük gözükür. Büyük dostum. Büyük zaten. Ama şeyde Alaf'la uçakta bir fotoğrafı var ya. Alaf 3 katı duruyor onun. Abi yani. Gördün mü onu? Alaf'tan boyan. Gördün mü onu? Gördüm. Ama şey Göktuğ da hem Göktuğ kardeşim hem çok yüksek kilolu hem çok geniş hem de çok uzun. Size de büyük. Normal yani. Böyle şekilde olmaz. Abi işte 90'lı yılların vücutları hep söyledi. Karizmatik. Evet. Giyinik de evet, güzel. Evet. Soyunluk da güzel. Konuşması da güzel, tarzı da güzel. Şimdi bakıyorsun, ya şimdi insanlar yine bok atmış gibi oluyor. İstemiyorum konuşmak, yabancı vücutçu bile olsa. Ben hani hangi birisi gibi olmak istersin ya son line-up'larda? Evet, doğru söylüyorsun. Ha? Doğru söylüyorsun. Şey nasıl, Mısırlı ne o? Bikrami falan. Yani böyle fizik, ister misin öyle fizik sahibi İşte olmak? İnsanlar onu görünce diyor ki ya bu vücut geliştirme ya. Çok kötü duruyor çünkü yani. Ya kötü durmuyor, ben çok seviyorum, çok zevkli ama yani idol olarak alamıyorsun alamaz, ki. Yok. Ama Kevin Nevron, böyle Chris Cormier, Dorian Yates. Çok hakikaten afilli duruyordu ya. Arnold Schwarzenegger hala hazırda. Yani evet. Gördüğün zaman gençlik halini ben böyle olmak isterim dersin. Aynen öyle. Ama ben Hadi gibi olmak isterim demezsin yani. Arkadaşlar Kevin Nevron'un mesela kısa video, fotoğraf veya videolarını koyayım. Böyle saçı uzun yapıştırmış. Abi güzel böyle adam. Böyle yan açışları falan var. Dersin ki bu ne dersin? Güzel adam. Çok abi. Aynen öyle. Francis Benfatto. Ben 100 tane adam sayarım. Bob Paris, Rick Gaspari, Barry DeMay. Yani bunlar 90'lı yılların uçları. Ben bunları görüp hayran kaldım bu işe. Evet. Şu an gördüklerime hayran olamıyorum. Doğru söylüyorsun. Hoşuma eskiden gitmiyor. Direkt Lansford gibi gözükmek istemem mesela yani, anladın mı? Hani ya bu Arnold'un böyle Gold'un ilk zamanlarındaki antrenman fotoğrafları, videoları var ya. Çok güzel değil mi yani?
Herkes böyle çıplak ayak abi, 70, falan böyle bir çekiş yapıyor, bir şey yapıyor. 60'ta çekmiş adam, 70'te çekmiş fotoğrafları, hayran kalıyorsun. Çok, hala. Konu kapanmıştı. O Bolt'un ilk zamanları işte. Abi aranılan fizik o. Evet. O yüzden şey, idol oluyorsun, ikon oluyorsun. Canım arkadaşım. Bir tane video gördüm dün ya da evvelsi gün. Çocuk lunch yapıyor. Arnold önünden geçiyor. Adam duruyor böyle. Arnold herhalde koruması yanında. Evet. Geçiyor. Herif devam ediyor. Ne güzel abi. Yani altına da yazmış da sporcu Arnold'u görünce saygıda hemen durdu falan. Abi yakışıklı olmak bir avantaj tabii ki yani. Her spor, her branşta yakışıklı olmak sunumunu, kazancını arttıran bir faktör yani. Yani Arnold'a da çok büyük saygı duyuyorlar ya. Futbolda şimdi hani David Beckham değil mi? Hocam Arnold yakışıklı diye mi anlatıyorsun? Arnold yakışıklı bence. Yok ya, yakışıklı. Ne yakışıklısı? Abi çok karizmatik bir adam yani. Karizmatik de yakışıklı değil yani. Ya, bak, karizmatik biraz. Abi zevkler ve değişik zevkler tartışmaz. Arnold bana hiç yakışıklı gelmem ama karizmatik, evet. Çok evet, karizmatik çok bir adam. Nasıl? Çekim arası sohbetlerinde Serdar Aktolga konuğumuzdu. Yine ve yeniden. Çok güzel bir sohbet oldu. Aynen kardeşim. Arkadaşlar Ataşehir Sky'dayız. Arkamız havuz. Sezon açıldı, açılacak. Serdar Hoca burayı dedi ki dışarıda yapalım dedi. Ben de içeride ısrar ettim ama... İyi ki de dışarıda yapmışız. Dışarıda güzel bir renk olur. Hem bahar sohbeti. Değişik İnsanlar, oldu. Seyredenler bu videodan yine keyif alırlar, eğlenirler. Bir şeyler öğrenirler umarım. Hepinizi öpüyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.